Bu yıl size neler kattı, neler getirdi, neler götürdü hayatınızdan bilmiyorum. Ama her yıl gerçekten insanın hayatında bir tecrübe. Yaş almak mı insanı olgunlaştırıyor bilmiyorum ama kesinlikle her yılın bize bir şeyler kattığı kesin, iyi ya da kötü anlamda. Ama şunu öğrendim ki her ne olursa olsun bir şekilde ayağa kalkıp iyi de kötü de yaşasanız ayağa kalkıp devam ediyorsunuz. Çünkü hayatın ne getireceği hiç belli olmuyor. Çok fazla şey alsa da sizden bazen çok güzellikler de yapabiliyor. Umarım 2024 hayal ettiğiniz ne varsa gerçekleşeceği bir yıl olsun. Hayal ettiğiniz, umut ettiğiniz, dilediğiniz ne varsa kalbinizden geçen bütün güzellikler sizi bulsun diliyorum ki. Sizleri çok seviyorum. Çok güzel bir yıl olmasını diliyorum hepimiz için. Mutlu seneler. Kendinize çok iyi bakın. Herkese merhaba. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. 2024'ün ilk vloguyla karşınızdayım. Biz yeni yıla henüz girmedik. Girmek için hazırlıktayız. Şu an Burak ofiste. Bir önceki vlogu izlediyseniz zaten onun devamı niteliğinde aslında. Şimdi ben İstanbul'a götürecek ayarladım. Yani kombinlerimi, neler götüreceğimi. 3 gün İstanbul'da olacağız. Cuma günü yolculuk Allah nasip ederse. Cumartesi, pazar oradayız. Pazar zaten yılbaşı. Pazartesi günde döneceğiz biz Burak'la. Annem ve anneannem orada kalacaklar. Bir semester tatilinin sonuna kadar biraz da İstanbul'da olacaklar. Ablam ve İnci de hafta sonuna kadar orada olacak. Aybaşı işler de sakin diye birazcık orada vakit geçirmek istediler onlar da. Benim salı günü nöbetim olduğundan biz pazartesi günü Burak'la döneceğiz. Neler hazırladım, yanıma neler götüreceğim sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım neler götürüyoruz. Şu sıradan başlamak istiyorum. 2 tane pijama koyuyorum. Bir tanesi şöyle yeni yıla özel. Yılbaşında bu pijamayı giyeriz. Bir tane de yedek, hem böyle ev giyim gibi. Panty'nin bu pijaması yumuşacık. Bir tane de bunu koyuyorum. Devam edelim. Şu yolculuk kombinim Susurluk'tan almıştım. Şu kadife takımım. Bunu yolda giyeceğim. Şöyle bunu ayıralım. Bir tane eşofman takımı alıyorum. Şöyle gri de bir eşofman altı var. Üstüne herhangi bir şey zaten olur. Yedek olsun diye, hem de işte sıcak olursa falan diye yanıma şöyle yedek şu dikişli badileri alıyorum. Bunlar her şeyle olduğu için bayağı kurtarıcı. Bir siyah, bir de beyaz. Zaten dediğim gibi bir cumartesi, bir de cuma günü çıkarsak 2 gün var. Her ihtimal karşı 2 tane kombin yaptım. Cuma akşam da çıkabiliriz belki. Bu elbise çok güzel. Zaten açıklama kısmına burada göreceklerinizin çoğunu, bulabildiklerimi ekliyor olacağım. Oradan bakarsınız. Şu şekilde bir elbise. Boydan boya yani aşağı kadar ve aşırı kalın, çok güzel bir elbise. İyi ki almışım diyorum. Bir de sıcacıklığına sıcacıklık katmak için Panty'den şu polar kilotlu çoraplardan aldım. İçine de bunu giyeceğim. Altına botla gayet güzel bir kombin. Devam edelim. Kombinlerimi benzer renklerde yapmaya çalıştım. Çünkü bir tane mont alacağım yanıma. Hani zaten 2 gün ekstradan monta gerek yok. Şimdi şöyle bir sizinle açmıştık. Aşırı tatlı bir hırka. Kazak olarak kombinleyeceğim bu şekilde. Altına da bol bir parça olduğu için şu şekilde Stradivarius'un mumlu pantolonunu, ikisini denedim. Gerçekten de çok güzel oldular. Bir diğer kombinim de bu. Altına Agla da kombinleyebilirim. Şöyle de bir çorap aldım. Son olarak yılbaşı kombinimi göstereyim size. Şöyle ince çorapla giyeceğim. Bunları zaten göstermiştim. Şu payetli eteği ve kırmızı bluzu. Evde de olsak böyle her sene illa ona uygun giyiniyoruz. Simli kazak koyuyorum. Pantolonun üstüne giyerim. Güneş gözlüğümü aldım. Bir tane siyah aldım. Çünkü hepsine uyar. Bir de iç çamaşırları var. Bu kadar. Şimdi valizi yerleştirelim. Canım. Valizi tamamladım. Şu çantamı alacağım. Bunun içerisine bakım ürünlerimin hepsini koydum. Hepsini aldı. Bir tane şöyle klipsi tok alıyorum. Tüm makyaj ürünlerim, saç ürünlerim hepsi bunun içerisinde bayağı iyi oluyor. Böyle direkt al, çık. Şu kısım benim. Zaten şu şekilde kapattım. Burası da Burak'ın kısmı olacak. Bu sefer neler götüreceğimi kafamda planlamıştım. O yüzden birazcık kolay oldu benim için. Bakalım bu vloğa nerede devam edeceğiz. Şimdilik iyi geceler. Günaydın. Güne kocaman bir bardak suyla başladım. Nöbetten geldim. Hemen önce bir karnımı doyurdum. En hızlısından sütle granola yedim.
Şimdi bulaşık makinesini çalıştırdım. Muhtemelen arkadan sesi geliyordur. Üstümü giydim. Yeni aldığım kadife takımı giydim. Zaten çıkarken size yine gösteririm. Şimdi şurada planlamalarımı ayarlamıştım. Onları tikliyorum. Neler yapacağımı. Mesela çöpleri at demişim. Henüz onu yapmadık. Maya'nın tuvaletini temizle demişim. Onu da yapmamışım. İstanbul macerası başlıyor. Bakalım bizi neler bekliyor orada. Bu videoyu izlediğinizde 2024 olacak. Umarım yeni yılınız çok güzel geçmiştir. Neler yaptığınızı benimle paylaşın. Ben en çok böyle evde olmayı seviyorum. Yerlere gitmeyi çok fazla sevmiyorum. Ki hatta 3 senedir hiç evimizde kutlamadık. O yüzden bir sonraki senede de bizde olalım istiyorum. İşte ailecek olabilir, arkadaşlarla olabilir. Hani evde olduğumuzda çok daha iyi oluyor bence. Kaç ilaç aldım yanıma. Vitamin, ağrı kesici, işte mide koruyucu, bu tarz şeyler, ihtiyaç olabilecek şeyler. Bunlara da dikkat alalım. Bunları çantamın içerisine koyayım. Hazırlanmaya başladık. Ay, en hızlısından saçımı yıkadım. Bayağı kalabalık olacağız. Duş alma işi nasıl olur bilmiyorum. Hani en azından bir kez bile duş alsam yeter. Şimdi hızlıca kurutayım saçlarımı. Saatim 11.30 olmuş. Burak 12 gibi gelir çünkü. Biraz hızlı olmam lazım. Yani şu hali bile benim için yeterli. Biliyorsunuz ben çok uğraşmayı sevmiyorum saçlarımla. Küçük başlıkla. Dünkü gibi hızlı hızlı yapacağım. Belki yarına da kurtarır. O yüzden şöyle ikiye böldüm sadece ve çok hızlı saracağım. Yani çok uzun tutmayacağım saçımdan. Şuradan tokalardan aldım. O kadar tatlı ki. Bir dakika. Böyle mandallı olan, yani bütün toplayınca da çok güzel, böyle de çok güzel duruyor. O kadar tatlılar ki bir sürü farklı çeşitini aldım. Lastik şeklinde olup ucunda böyle kurdelesi olan, böyle klipsli olanlardan, sonra şöyle tens şeklinde olanlardan. Hepsinden aldım çünkü 4 al 3 öde vardı aldığım yerde. Şimdi hazırlandım. Takılarımı falan da taktım. Şu şekilde saçımı göstereyim. Bakın toka şöyle. Taktığınızda çok güzel duruyor. Biraz akmasını bekliyorum saçlarımın. Şimdi artık Türk kahvesi keyfi yapabilir miyim diye düşünürken şu an yapacağız. Burak hala gelmedi ve saat 12.30 olmuş. Şu kahmeranımızı da takalım. Şu takı kutumu açıklama kısmına eklerim. O kadar güzel bir şey ki bakın. Direkt bu şekilde hiç takılar dolaşmadan, bozulmadan böyle birbirine kategorize bir şekilde kalıyor. Bayağı kurtarıcı bir şey özellikle yolculuklarda. Hatta onun içinde saklayan arkadaşlarım da var direkt. Hazırım. İşte yolculuk kombinim. Ya çok güzel değil mi bu kadife takım? Ve o kadar sıcak tutuyor ki ayrıca yumuşacık ve altında yok gibi. Üstü de şöyle hafif crop. İçime bir body giydim. Muhtemelen önüm kapalı da kombinleyebilirim. Şu çantamla çok güzel uyum sağladı. Böyle nubuk gibi dokusu. Montumla da göstereyim. Montumla da bu şekilde oldu. Ay mont o kadar güzel ki her şeyle yakışacak yani sanki. O zaman aldığımızda akşam gösterebilmiştim. O yüzden tam böyle kumaşın yakından görememiş olabilirsiniz. Linki eklemiştim. Yine açıklama kısmına bırakırım aynı linki. Bakın şöyle bir mont. Bu kısımları da kürk. Çok tatlı duruyor. Saçım ve makyajım da bu şekilde. Hatta şimdi Burak geldi. Hemen valizimizi kapatalım. Çıkarız. Muhtemelen artık yolda görüşürüz. Güzel koktu. Of, Burak'ın parfümü bu. Hatırlarsanız evlilik yıl dönümümüzde almıştım. Eros. O kadar güzel kokuyor ki. Bunu alıyor yanına şimdi. Şöyle. Bu çantadan Burak da bir sürü var. Bir tanesini bakım olarak kullanıyor. Bir tanesinde. Yani bunun sapı koktu. Onu bakım ürünlerini koyuyor. Diğerinde normal çanta olarak. Şöyle. Hazır. Bay bay güzelim. İstanbul yolcuları. Geldin. Hoş geldin. Çok hoş güzelsin. Başarın. Çok beğendim. Kız seni. Hoş değil mi? Güzel. Oo, mükemmel. Sonunda çıktık. Ay anneme uğradık. Ablam jeton için mama bırakmış. Oradan Furkan'a uğradık anahtarı bırakmak için ve anca çıkabildik. İyi yolculuklar aşkım. Güneş çıktı. Balıkesir'de iki gündür inanılmaz bir sis vardı. Ay gözüm çok kirli.
kahve içeceğiz bir yerde durup ama birazcık gidelim önce. Çünkü saat 2 olmuş. Akşam trafiğine kalırsak İstanbul'da işimiz zor. O yüzden bakalım yolda neler yapacağız. Neredesin kız? Gitmiyor. Kahve dünyasını buldun aşkım. Duble Türk kahvesi içiyorum. Duble. Ben de mi duble içsem diyorum. Karnımız acıklı gibi. Aa, müsliler de varmış. Bak hemen onları geliyorum. Ton balıklı sandviç, dana jambonlu sandviç. O da olur. Bak şöyle satıyorlar kahve dünyası çikolatalı. Ablamlar mocha almış. Çikolata gelmiş yanından. Bir sandviçler. Şöyle duble Türk kahvesi biz Burak'la. Şöyle. Bölmüşler mi? En sevdiğimiz kayıtlıkta durduk. İstanbul'a gelirken fix durarız burada. Mutlaka. Bakın tam köprünün orada. Hatta baby. Manzarası müthiş ya. Buradaki evlerin falan manzarası o kadar güzel ki köprünün orada. Şimdi bir lavaboya gireceğiz. Çünkü artık trafiğe girersek muhtemelen giremeyiz değil mi hiçbir yere? Çok güzel. Kendime bile alabilirim. Şunlar çok güzelmiş. Aynen. Evet. Çok beğendim. Ola sonrası çıktık. Hediyelerimiz de aldık. Tolga'nın maliyeti sorsana abla. Biliyor musunuz 98 kilometre yol için 1 saat 48 dakika gerekiyor. Başla değil mi bunu? Ne demeyin ya? Merhaba İstanbul trafiği. Merhabalar. Şu an kaç? Çok şükür geldik. Evet. Şimdi eşya taşıma. Bebek arabası kalacak demek. Neredesin? Her şey çok. Gel kaçma gel. Gel kaçma. Ha dayı. Oh dayısı bak bunu. Ay seni çok özledik. Sen de bizi özledin mi sıcak biraz? Kavuştuk. Bay bay. Her yakın aldık inşallah. İnci bak babam. Hediye farklı anılar geldi. Biz anladık. Mallıdık biz o üçüncü şeye. Utandım. Bir kadar utandım. Bana bir şey vardı. Yani beraber geçen nerede gördün bunun benzeri? Oradaki aksesuarıyla çok ilginç. Evet. Çok şık. Cine gidelim o tarafına geldi. Şöyle koyalım. Ne kadar güzel. İnci aşkın. İnci boyu uzamış ya. İnci beğendim mi? Şık. Tamam karzım canlarım. Çok nice. Teşekkür ediyorum. Ne kadar çok güzel. Valla kendime de alacağım. Çok güzel. Evet. Zahmet etmişsiniz ama çok güzelmiş. Gile gile kıldan inşallah. Geliyor evet. Anneannemden ekmekler. Bak yemekler hepsi burada. Tamam hallederiz biz. Şu barbunya, pilav, isyan makarna, kırmızı yemek. Hoş geldiniz. Herkes geldi tamamlandık. Geldi anlatsın ne vardı yemekler. Hani Serpil teyze hoş? Ay çok şükür geldi. Serpil teyzemler gelene kadar onlar da Ankara'dan geldi biliyorsunuz ki. Onların yolu bizden bir tık daha uzundu. Bizden bir buçuk saat sonra falan geldiler. Biz de o arada Burak'la birazcık turlayalım dedik. Siteleri o kadar güzel ki teyzemlerin etrafında turlaması bayağı da geniş, ferah bir alan. İşte öyle dolaştık, sohbet ettik. İyi geldi birazcık bir iş yapmak. Serpil teyze şun, hoş geldin. Hello. Yine videolardasın değil. Evet. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Güzel gelinimizin teyzesi. Burada da kavuştuk. Evet, saçları evet. Havalı teyze. Burada da buluştuk. Yılbaşı konsepti. Evet, inşallah birlikte güzel bir i̇nşallah. Birkaç gün geçireceğiz. Yani iyi yapmışlar. Bir gün. Bütün aileyi açabiliriz. Anam, duvakam gözleri.
Gözlere yumağını bir hediye var. Bakalım. Bu sana benim yok. Süt olurdu ama ne yazık ki şartlarımız hiç normal değil. Benim size yardım etmem demek, kuyruk bacını hafifletmem demek. Siz de çok zeki bir kadın olduğunuz için bunun farkındasınız ve o yüzden buradasınız. Günaydın, nasılsınız? Hafta sonunuz nasıl geçiyor acaba? Bugün günlerden cumartesi, hava kapalı. Gerçi saat henüz erken, şu an saatimiz çok da erken değil, 10 olmuş aslında. Ama çok güzel bir hava var bence, yumuşak. Zaten hatta Instagram'dan da bana yazmıştınız, Gamze gelirken ince bir şeyler getir, İstanbul sıcak falan diye. Evde o kadar sıcak ki, yani çok fazla daire var zaten, burası çok büyük bir site. Yan yana bir sürü daireler var. O yüzden de ev aşırı sıcak oluyor kapalı olmasına rağmen. Hatta yani düşünün şu şekilde bile çok kalın bir şey getirmememe rağmen terledim. Şimdi bir sabah kahvesi yaptım kendime. İnci ile oynuyorlar içeride. Birazcık benim yanıma geldi, benimle oynadı. Sonra babasını özlemiş, babasını aradı odalarda. Çok güzel oldu. Çektim diye hatırlıyorum size akşam. Annemle ben yerde yattık. Ablamla İnci koltukta yattı. Anneannem de bizimle yattı. Biz böyle beşimiz salonda yattık. İşte Yansu'nun odasında da yere yatak ve iki kişilik yatak var. Orada da işte teyzemler yattı. Bir tane daha oda var. Orada da iki tane yatak vardı. Yani maşallah Serpil teyzemin evi de, Sevda teyzemin evi de diyorum yani misafiri aramak için şahane. Her şeyleri var maşallah. Orada da erkekler yattı. Burak, Oğuzhan abi ve Anıl. Biliyorsunuz yeni damadımız. Yeni nişan olmuştu. O da bizimle. Bu şekilde biz böyle hep beraber olmayı çok seviyoruz. Bakalım dolaşmak istediğimiz yerler var, oralara gideriz. Şimdi kahvaltı hazırlıkları başlayacak. Kahve bir içeyim, ondan sonra şöyle güne başlayalım. Yüzümü yıkadım, kremlerimi sürdüm. Sadece üstümü değiştirmedim. Zaten günaydın, günümüz başlasın. Aslında açılışı yapmıştık, sabah bir günaydınlaşmıştık sizinle ama sonrasında konuşamadık. Kahvaltımızı yaptık, etrafı toparladık. Birazcık oturduk, kahve içtik, sohbet ettik derken saatimiz 1:30 olmuş. Şimdi herkes hazırlanıyor. Ben hemen hazırlanıp aradan çıktım. Kuzguncuk tarafına gidecekmişiz sanırım. Böyle işte planlıyorlar, ona göre gidiyoruz. Hatta şu upuzun elbisem var ya, bunu giymiştim. Kupa kızından aldım. Bunu eklerim açıklama kısmına. Efsane bir elbise. Hem boydan boya olması. Yani şöyle... Aşırı yere kadar bakın. O yüzden çok rahat, hem de hiçbir şekilde üşütmüyor yani. Ben muhtemelen bunu da terlerim diye düşünüyorum. Ama en kötü montumu almam. Altıma da çorap olarak bir ince çorap getirmiştim. Bir de bu polar çoraplardan almıştım Penti'den. Onu getirmiştim. Buradayım Cansık. Benim makyajım zaten biliyorsunuz. Sadece ekstradan eyeliner çektim. Saçlarımı da şöyle tepeden toplayıp bu ikinci gün saçı olarak harika oluyor. Şimdi Dyson'da zaten yapmıştım ya düz saçlarımı. Çok hafif bozulmuş. Oraları da düzleştiriciyle biraz geçip şuradan topladım. Şu yeni aldığım kurdeleleri taktım. Çocukluğumuza döndük. Anca çıktık evden. Daha doğrusu büyükler çıkamadı. Biz de biraz bahçede oyalanıyoruz. İnci parka geldi. Biz de ablamla zıplıyoruz. Tatravalle de keyif yapıyoruz. Aynen. Aa. Aa.
Ebru'ya baksana çok tehlikeli. Altından geçti. Nasıl gözüküyor? Yoğurt yemişsiniz. Sarıyer böreği. Sarıyer börekleri. Kanlıcayı vurdu. İnce diye deriz. Sonra neydi bir de? Anam burada bir kutup ayısı var. Hadi bakalım. Teyze hoş bize buraları anlat bakalım. İstanbul'un tarihi 1453 Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle başlamış. Gözlüğünü de takıyor. Kanlıca yoğurdu. Takılar. Şöyle takılara bakalım. Aa, çok severiz. Hemen bir hatıra bakalım. Son zamanlarda şu bileklikler çok moda biliyorsunuz. Çelik bu. Bir tane bundan aldım. Hatta şu modelleri de çok güzel. Da şu gitti. Anneme aldık bir tane hediye. Burada bunları aldık. 150. O 150. 300. Geldik şimdi sahile doğru. Güzel oldu. Seninkilere bakayım. Burakiler de şöyle. Çok hoş. Ha, dışarı bulmuşlar yer. Ha, burası tarihi bir yer. Pudra şekeriyle yeniyormuş yoğurt. Şöyle içerideyiz. Erkekler dışarıda. Yoğurdumuz geldi. Ay bu pudra şekerli yeniyormuş. Annem? Anneminki ballı. Böyle de değişik. Ben şekerli söyledim manzaramızı. Kaymaklı mı bu? Şey güncellemeyle mi geldik? Herhalde. Bu da şekerli seninki de ben de. Burayı şey sandım, Ortaköy sandım. Babam da öyle, Ortaköy mi geldi? Benziyor. Ye aşkım, ben yiyemem ya da ben. Herkesin daha yaşını gösterdi. Bu da hepimiz şey burası da. Evet hadi. Ay çok güzel alanımız. Burayı beğenmedim değil. Hadi bir söyleyeyim efsane. Bakayım. Efsane. Tolga Agın buldu bize. Çok güzel. Ay tam boğaza karşı oturuyoruz yani. Anav gelecekmiş. Ertuğrul abi nerede? Tuvalette gelir. Onu nereye alacağız? Üsküdar'dayız. Üsküdar'a geldik. Burada çok güzel bir yere oturduk. Tolga Gencal'la geze geze İstanbul. Geze geze İstanbul. Çok güzel geziyor bize. Ankara'da da çok güzel çekimlerimizi yapmıştı. Tolga abi bizi de çok mutlu ediyor. Takipçiler olarak. Çok güzel bildiğiniz boğaz manzaralı bir yere oturdum. Burası o kadar güzel ki tam olarak şöyle. Şöyle bir dışarı kısmayı yedik. Denizin üstündeyiz. O zaman yarın kahvaltı yiyelim. Boğaz manzarası. Ben et fayita söyledim. Burak da yemek fayita söyledim. Yemek söylemeye kaldı mı? Ben yok. Kaldım çünkü sizden... Kafutlarda. Mesela fayita ne kadarmış? Tavuk 295, etli fayita 385. Bence ortalama. Yani kestire göre fiyatlar. Ama çok farklı yani. Yani. Evet. Kimsin söyledin? Çok iyi. Ve afiyet olsun. Şuraya koyalım mı? Yani bir sıcak tavaya pişer. Şöyle söyle şey, biraz bak versinler. Bir görev olsun. Yok edecek. Cevahir'e geldik, yemeğimizi yedik. Ay çok güzel, çok keyifliydi gerçekten orası. Şimdi AVM'ye geldik. Saat 9 ama 12'ye kadar açıkmış burası. Ya ne güzel süslemişler burayı yılbaşı öncesi. Baksana. Işıklandırma çok güzel. Gecenin sonu gelmiyordu bizde. Bakın yanımızda kim var.
Eto, bay bay ya. Evet, dondurma yiyelim. Tanışlar buluştu. Etem ve Hande ile buluştuk şimdi. Başka türlü de fırsatımız olmayacak. Evde olacağımız için evlerimiz de aşırı yakınız birbirimize. Hatta onlar da bugün karşıdalarmış ama biz de hep beraber kalabalık bir ekip yediğimiz için şimdi burada buluştuk. Oturup sohbet edeceğiz. Bizi çok tatlı bir yere getirdi. Yok yemeyeceğim. Nereye getirdim bakalım. Şöyle tatlıları çok iyiymiş buranın. Gece gece günaha giriyoruz. Ne yapalım? Çay benim değil mi? Önce uyanmamak mümkün değil. Şimdi bir sabah kahvesi içeceğim. Dışarıda çıkacağım. Tabii bilmiyorum şu an İstanbul'da dışarı çıkmak nasıl olur. Günaydın. Konuşamadık dün sizinle. Eve geldikten sonra çekim yapamadım. Çünkü biz eve geldiğimizde herkes uyumuştu. En son sizin de yani AVM'ye gittiğimizi söyledim. Sonra Hande'lerle buluştuğumuzu söyledim sanırım. Ama çok bir şey yapamadım. O kadar hızlı bir gündü ki bayağı da işte güzel dolu dolu geçirdik. Biliyor musunuz? Amir atıyorum. Şu story'yi bir paylaşayım. AVM'de çok fazla bir şey yapamadık. Şimdi Selin ablamların bir işi vardı. Onları hallettiler. Onlar biliyorsunuz böyle çeyiz alışverişindeler. Orada bir arkadaşların yanına uğradılar. İşte böyle birazcık turladık ve bana parfüm aldı Burak. Ya ben ne zamandır istiyordum yani size bahsetmiştim ya çok fazla parfümüm var ama imza kokumu istiyorum diye. Black Opium'u çok seviyorum. Daha farklı, daha böyle kimse de duymadığım bir koku istiyordum. Hala biliyor musunuz şurada duruyor kokusu. Şimdi 3 tane parfüm vardı çok sevdiğim. Bu Carolina Herrera'nın Good Girl Blush. O kadar güzel kokuyor ki. Ve durdukça güzelleşen bir koku. Pudramsı ama kadınsı da bir koku. Hani böyle gerçekten şey akıllarda kalacak bir koku yani. Kutusu böyle topuklu ayakkabı şeklinde. Açıp göstereyim size. Bu nasıl bir şişe ya? Ay o kadar tatlı ki. Kimse de duymadığım ciddi farklı bir koku. Çok beğendik. Burak çok beğendi özellikle. O beğenince ben de tabii ki almak istedim. İnci içeride beni bekliyor bu arada. Ben burada kahve keyfi yapıyorum. Neyse AVM'de de bunu aldık. Burak bir tane ayakkabı beğendi. Onu denedi. Sonra çok ayağına giyince beğenmedi. O yüzden ondan da vazgeçtik. Birazcık dolaştık ettik. Çok fazla yani ekstra bir yere bakamadık zaten. Oradan da Hande'lerle buluştuk. Onlarla buluştuğumuzda saat 11.30'du sanıyorum ki. Eve geldiğimizde de 12.30'du. Bir saatte o kadar çok konuşmuşuz ki artık oturduğumuz yer böyle odaları toplamaya başladı. Ayıp olmasın diye kalktık. Ayıp olmasın diye kalktık artık ayrıldık. Öyle bugün de bir yerleri gezelim diyoruz ama Ethem bugün çok fazla trafik olur dedi. Tam 31 Aralık. Hani bugün de değerlendirelim istiyoruz ama bakalım belki bu civarlarda bir yerleri gezeriz. İnci ne yapıyorsun? Manzara işledi şekerim. Manzara işledi. Günaydın, tünaydın. Herkese selam yeni bir günden. Bir dakika. Nasılsınız bakalım? Biz çıktık. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Yine en hızlı bir şekilde hazırlandık. Kahvaltıdan sonra. Kahvaltı aslında çok uzun sürüyor. Evet. Evet. Biraz hazırlıklı. Kalabalık da olunca anca yeniyor. Toplaması etmesi. Şöyle geçelim. Şimdi biz Florya'ya gidiyoruz değil mi? Evet. Florya'ya gidiyoruz. Orası hem açıklık hem de AVM. Çok uzaklaşmak istemedik. Geri dönmemiz zor olabilir. Trafik olursa falan diye. O yüzden bugün böyle hani hem Anıl eniştemiz o da biraz geçsin diye böyle oraya gidelim dedik. Sevdiğimiz bir yer zaten Florya. AVM işte hem öyle bir şeyler bakarız. Bu şekilde çıktık evden. Şu yeni aldığım hırkama gittim. Normalde altına mumlu pantolon getirmiştim ama AVM'ye gideceğiz deyince şu şeyi giydim. Fitilli tayta. Ay inci sağlamış kızla. Bu şekilde. Tamam. Orada görüşürüz. Makyajımı da göstereyim. Yine dünün aynısı. Akşama da ayrı hazırlanırız artık. Aa evet Melek'te çekmişler. Burası çok iyi bir yer. Buraya gidelim. Var da. Manzaraya bak. Manzara mı? Tolga abi gibi. Yalıtım
filtre kahve söyledim. Ecem abla göstersenize bir şeyleri, içecekleri. Kalktı. İçeyim. Nasıl tadı? Güzel mi? Şimdi kampa getiririz. Çok tatlı. Valla. Benim ama ya. Hazırlamışlar bir de. Hazırım ben de. Beğendin mi? Herkes buyursun. Ay, sizinle konuşacak bir yer bulamadım. Bir saniye şu kapıyı kapatırsak. Heh, şimdi oldu. Saatimiz kaç olmuş? 8 olmuş. Birazcık ellerim titriyor olabilir. Acıktım çünkü. Hatta hepimiz acıktık ama birbirimizi bekledik. Ben hızlıca bir duşa girdim. Girmemiştim geldiğimden beri. Bugün de pazar. Yarın yola çıkacağız ama yani gerçekten artık hani saçlarımdan birazcık rahatsız oldum. Uyuyamayacaktım. Şöyle birazcık düzleştirdim. Hemen üstten. En hızlı yapabileceğim saç modelini yaptım. Bu kombini Happy Boutique'den yapmıştık. Bunu giydim. Yani size göstermiş miydim hatırlamıyorum. Anne çok güzelsin bebişim ışıl ışıl. Değil mi? Tam yılbaşı kombini almış. Teşekkür ederim canım Bir şaka yiyin de çekin. Bu ne? Kim bu? Kral hangi hayvandı ya bu? Necati'nin hayvanı. Ay sizeydi. Arkadaşım. Önemli olan alttakini. Kral vardı. Bakalım. Yarıncaydan size bunları aldım. Var değil mi? Bardaklarımız vardı. Bir de keresi var. Yapmıyorum. Arkadaşım geldi. Necati'nin. Ben de beğenmedim. Bir de seveceğim. Ben de. Siz ne yapıyorsunuz? İnce biraz bir yakın. Bak hem ne mi şu? Çok istediği bir şey. Hadi bakalım. Aa, ne ki ya? Pantuflar. Giy ayağını hemen giy. Üstüne de uyurlayınca. Yine aynı perde. Evet, dayısını da gördü, çok beğendi. Evet, dayısıyla seçti onu. Bize gelince bunları giy, ben de köpekleri giyeceğim. O diğer ayak gibi Gamze. Yok, haklısın. Evet, bu. O ne ki? Kök bebek. Bir tane Barbie. İnanmıyorum. Makyaj. Bu da patlayan şeker. Bir tane de tapa. Sen de getirdin ben şöyle. Ne kadar özel şeyler. Sarıl yengeye dayı ya. Sevda, bunları yapardın mı poşetini? Aynı olmuş. O zaman İnci. Şu paketi de aç. İnci. Anneanne bu senin. Onu aç. Aç bakalım. Şimdi şans eseri hangisini seçerseniz. Teyit al. Hadi ver önümdeki o. Annem bu teşekkür ederiz. Üçü de fark edeyim çünkü. Bu daha kızların. Rastgele veriyorum artık. Aman ya. Teşekkür ederim. Bakayım anne. Şey istiyor. Annemle siz ne işin? Ne kadar canım. Babası bunu açar mısın? Ablamın ihtiyacı vardı. Ablamın kopuşu. Cansu cümle içerisinde. Anneanne bu seni. Ay benim. Ay bu da bayrağı. Ay babayla. Nereden yapıyoruz bunları? Evet. Tamam efendim. Tam istediyor. Tolga abici.
Tolga abim ne kadar beğendiğini takmış, oradan anlarız. Anne sana hangi renk geldi? Sana ne renk geldi? Ben de siyah renk giyeyim. Ben de pilli. Çok güzel. Bu arada bileklik aldım. Pembe şey yakalamışsın. Ben de gümüşü var diye almadım. Yoksa hepimiz aynı takardık. Çok güzel. Güzel. Besleri biliyorum. Yazdım kalbim. Bak. Ne kadar? Ay, ya böyle bir şey var mı ya? Onun tepesinde oturuyordum yukarıda. Işık. Bir telefon edin. 3, 2, 1, 0. Girdik mi? Evet. Oradan gidip bakacak deniz. Ya ben sana dedim şuraya inelim. Günaydın yeni yılın ilk sabahından. Dün akşam yeni yıla girdikten sonra sizinle konuşamadık çünkü bütün odalar doluydu. İnci bir yerde uyudu. Sonra eniştemiz bir odada uyuyordu. Herkes bir odadaydı. Biz de salonda sohbet ediyorduk. O yüzden konuşamadık. Tabii ki sabahtan erkenden uyandık. Aslında 2.30'da yatmıştık. En son tombala falan oynadık sanırım, o kısımları çekmedim. Hem böyle uykumuz vardı hem işte bol sohbet içindeydik ya, o yüzden aklımıza geldikçe bol bol açtık kamerayı. Neyse, şimdi sabah tabii ki İnci uyandırdı bizi, 2.30'da uyumuş olsak da. Daha doğrusu beni uyandırdı. Yanıma geliyor, kıvrılıyor. Benim uyandığımı biliyor ya. Hemen uyanıyorum zaten. O kadar tatlı ki. Ay, insan uyanmamak mümkün değil. Sabah bir posta makyaj yaptık yengenin hediyeleriyle. Birazcık Barbie'yi süsledi, biraz kendini süsledi. Şimdi içeride buraya gelmek için ağlıyor. Hadi dedim, atkını şapkanı tak, seni birazcık bahçeye çıkaracağım. Sitenin etrafında birazcık yürüteyim dedim İnci'yi. Şurada da park var, birazcık belki orada şey yaparım. Kalın giydirip. Çünkü daha saat çok erken, herkes uyumak istiyor. Çok erken derken aslında bakayım. Yani 9.40 olmuş ama. Şöyle birazcık makineyi yerleştirdim bildiğim yerleri kadarıyla. Onlara biraz yardım dokunsun dedim erken uyanmışken. Zaten herkes uyandıktan sonra da valizi toparlarız. Bugün yolcuyuz Allah nasip ederse. Hazır burada oturuyorken sizinle sohbet de etmek istedim. Umarım yeni yıl kalbinizden geçen ne varsa çok daha güzelleriyle gelip sizi bulsun. Mutlu olacağımız bir yıl olsun. Yani birçok sene mutlu girip acıyla çıktığımız yıllar oldu. Ama inanıyorum ki bundan sonrası bizim için de güzel olacak. Umarım sizler için daha da güzel olur. Güzeldir, daha da güzel olur. Katlanarak büyür. Eksilmeden çoğalacağımız çok güzel bir yıl olsun. Burada olduğum için çok mutluyum. Sizlerle bir şeyler paylaşabildiğim için, ne bileyim, acımı birlikte hafiflettiğimiz için, sizin acılarınızı da birlikte hafifletebildiğimiz için. Yorumlarda bazen sohbet ediyoruz. Siz de benimle yaşadıklarınızı paylaşıyorsunuz. Bu gerçekten paha biçilemez bir şey. İnsan bazen çünkü tanıdıklarından ziyade hiç tanımadığı birilerine kendini anlatmak istiyor. İşte ne bileyim, dertlerini paylaşmak istiyor. Bu çok farklı bir şey gerçekten. Ve bunu yapabildiğim için çok mutluyum. O yüzden siz bana çok iyi geliyorsunuz. Birçok zor anımda hep gerçekten burasıyla toparladım. Ve yeni yılda da diliyorum ki kocaman aile olacağımız, gittikçe büyüyeceğimiz, çok güzel sevgimizin çoğalacağı bir yıl olsun. Birlikte olalım. Yine bu sene de birlikteyiz inşallah. 2019'dan beri birlikteyiz sizinle. Neredeyse bu sene artık 5. senemiz dolacak. 4,5 senedir buralardayım. Ve sizleri de bırakmaya hiç niyetim yok. Büyüyelim, anılarımızı daha da katlayalım. Neyse, duygusal oldu. Sevdiklerinize de benden kocaman sevgiler. Kocaman öpüyorum hepinize. Yeni yıla da bu şekilde başladık. Şimdi güzel bir yeni yıl kahvaltısı, güzel bir kahve. Ondan sonra yolculuk başlar. Günaydın. Biz sabah yürüyüşüne çıktık. Annem, İnci, ben. Skuterini sürüyor İnci.
Hiç üşenmedik, çıktık. O kadar yumuşak bir hava var ki İnci uyandıktan sonra kimsenin duymasına imkan yok. O yüzden gel dedim çıkalım. Hiç üşenmiyorsun diyorlar. Çok severim sabahları şuna. Yani evde de şu an herkes yatıyorken çıkalım dedik. Gerçi sonra annem, teyzemler, anneanne falan uyandı ama teyzem de biz kahvaltı hazırlarız o arada dedi. Geldik, şuradan geçeceğiz. Geliyor. Anam güzelliğe bak. Gel sen de hadi Badem. Gel beslenme saati de ince. Bugün kahvaltımız açık büfe. En doğrusu böyle dedik bence. Herkes tabağını alsın çekilsin. Burada ekşi tarhana var. Anneanne ekşi tarhana nerenin? Göçmen tarhanası mı? Nerede yani? Ben ilk kez annemlerde içmiştim bunu. Daha önce de göstermişimdir zaten size. Ortadan yenen bir çorba bu. Ve içine böyle köy ekmeği doğuracaksın. Tarçınlı, karanfilli, zencefilli. Aynen, karanfilli, zencefilli var mı bilen? Yazın yorumlarda. Geçer. Çamur gibi yaşıyor. Gel. Anne. Mamayı iyi de özledim. Hadi bakalım açık büfeye. Herkes almaya başladı. Ne oldu İlo? Bay bay. Biz hep birlikteyiz. Hadi geldik. Anneciğim geliyor vedalaşmaya aşağı bizimle. Vedalaşma. Hoşçakalın arkadaşlar. Gidiyoruz. Çok ailem memnun. Ailem gidiyor. Onları ben çok seviyorum. Yani çok memnun ayrılıyoruz. Valla. Valla daha güzel bir ev sahibi olamaz. Teşekkür ederim. Evimiz gibi hissediyoruz. Ya evimiz sakın şey. Yenge. Allah yapma. İnci bana diyor ki yengem git artık diyor. Yengem. Arkadaşım. Seni seviyorum. Ben de seni anne seviyorum. Seni de seviyorum çok. İnci bay bay bir tanem. Görüşürüz. Babişim. Arkaya dön. Ve İstanbul macerasının burada sonuna geldik. Artık dönüş yolundayız. Oğuzhan abi Burak ve ben üçümüz gidiyoruz. Ablam ve İnci hafta sonuna kadar daha burada kalacaklar. Annem daha ara tatilden sonra hatta dönecek. Belki onu almaya gelebiliriz biz tekrardan eğer ki hani iznimi denk getirebilirsek. Çok güzeldi. Gerçekten kendi evimiz gibi hissettik zaten teyzemiz ama çok keyifli geçti. Şimdi bakalım inşallah 3-3,5 saat gibi yolumuz var. Belki yolda bir yemek molası veririz ya da çok acıkmazsak artık vardığımızda yiyebiliriz. Böyle. Umarım sizlerin de çok güzel geçmiştir yeni yılı. Artık yolculuğa da devam edip ondan sonra evde kapatırım. Çünkü uzun vlog diyorsunuz. O yüzden dedim ki bu vlog tam başlangıç ve bitiş böyle İstanbul'un tamamını çekeceğim. Patates çok güzel. Vallahi mi? Evet. Soğuk diyeceksin diye korktum. Evimize geldik çok şükür. Maya'ya da kavuştuk. Maya? Hemen bir çay demleyelim. Yolda yemeğimizi yedik. Çay içmedik. Banyosunu yapmış. Artık uykuya hazır bir Gamze var burada.
Valizleri boşaltmadım çünkü gerçekten inanılmaz yorgun hissediyoruz. Saat 11 olmuş. Ve yarın da nöbetim var. O yüzden bu sefer yapmadım. Birazcık dinlenip çay keyfi falan yaptık. Şimdi buranın da yapası yoktu çünkü. En azından ben dedim ki böyle sakin sakin çarşamba günü yani nöbetten geldikten sonra yapayım. Hem sizinle ayrı bir vlog olarak yine ev temizliğinde buluşmuş oluruz diye düşündüm. Valiz boşaltma, ev temizliği Semih ablayla birlikte. Böyle düzen, temizlik videosu yaparız birlikte. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bu vlogu artık burada kapatalım. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan izleyenler zaten çok daha önceden neler yaptığımızı görmüş oldular. Sizleri seviyorum. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sonraki vloglarda görüşürüz. Bye bye.